Kalajic, Palaş, Ali Nail. Ali Nail vuruyor, kaleci Faf. Bursa Spor, Trabzonspor kalesinde tehlike yaratıyor. Ali Faf ayağıyla uzaklaştırıyor topu. Beyhan. Kalajic. Lemi topu cezalan dışarısına çıkardı. Tekrar Kalajic. Lemi. Orhan. Orhan'dan Adnan topu Ali'ye kazandırıyor. Beyhan. Ali. Ali sokulmak isterken cezalanın içerisine düşürüldü ve serbest vuruş. Salih bir başka iyi toplara vuran futbolcu. Nejat vuruyor ve top üst direkten döndü. Lemi tehlikeyi uzaklaştırıyor. Salih hata devam ettirecek. Orhan. Kaleci Erhan cezalanın dışarısına çıktı. Karşıladı ve oldukça uzun bir vuruş bu. Trabzonspor cezalanın ön çizgisine kadar geldi. Yesic'in karşıladı topa Palaş sahip oluyor. Palaş. Yesic. Yesic'den geçti. Faf'la karşı karşıya. Son anda Faf'ı gole izin vermiyor. Palaş. Palaş. Beyhan sağ kanatta boş. Beyhan. Nejat. Kaleciyle karşı karşıya Nejat. Bir elle oynama var mı diye bakıyoruz. Devam ediyor Salih'in vuruşu üstten out. 0-0'lık durum devam ediyor. 23. dakika ve Bursa Spor serbest vuruş kullanıyor. Salih topun üzerine geliyor. Oldukça sert bir vuruş, kaleci Faf. Hami. Hami ortalıyor. Orhan kontrol etse, iyi kontrol etse ancak hata sürdürecek. Orhan. İskender, Küçük Hamdi ve top filelere gidiyor. Karşılaşmanın 40. dakikasında Küçük Hamdi'nin golüyle Trabzonspor Bursa Spor karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Dakika 40, gol Küçük Hamdi ve Trabzonspor Bursa Spor karşısında 1-0 önde. Bursa Spor serbest vuruş kullanacak. Yalçın ve Nejat. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü, 40. dakikada Küçük Hamdi'nin attığı golle Trabzonspor deplasmanda Bursa Spor karşısında 1-0 üstünlük sağlamış durumda. Kalajic serbest vuruşu kullandı. Yesic karşılıyor topu. Orhan, İskender, Hami ve Yalçın depar yapıyorlar. Yalçın'ın kafa pası geri. Hami vuruyor, kalecinin üzerinden aşırıyor ama yandan out. Kalajic, Beyhan, Kemal. Kemal Ali'nin yerine oyuna girdi Bursa Spor'da. Bu ilk oyuncu değişikliğiydi. Şimdi Kalajic serbest vuruş kullanacak. Kalajic kullandı. Beyhan. Ve top filelerde, karşılaşmanın 64. dakikasında durum 1-1 oluyor. Önce dakikada Küçük Hamdi'nin golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçmişti. 64. dakikada 1-1 oldu. İşte bir kez daha seyrediyorsunuz golü. Beyhan'dan Lemi alıyor. Orhan. Orhan'ın önünde boş bir alan var. Orhan süratle bu alanı geçiyor. Kaleci Erhan'la karşı karşıya vuruyor ve top yandan out'a gidiyor. Ali Nail. Nejat. Ahmet Supi. Ahmet Supi vuruyor, üstten out. Sadık Deda'nın düdüğüyle oyun sona eriyor. Son 3 haftada kaybedilen puanlar ve bu hafta Trabzonspor liderliğe de veda ediyor. Liderlik koltuğu el değiştirdi. Son 3 haftadaki bu kaybedilen puanlar hakkında neler diyecek? Nou ja, dus niet speciaal. We hebben gewonnen tegen Fenerbahce. Het was een zeer wichtige spel. Dat was ook voor 3 weken.
3 hafta önce önemli bir maç Fenerbahçe maçını da kazanmıştık. Und wir haben einmal unentschieden gespielt auswärts hier und einmal gegen Bolu. Bolu'da kendi evimizde bir bir berabere kaldık. Burada da bir bir berabere kaldık. In 13 Spiel einmal verloren. Das ist noch ein gutes Mittel. 13 maçta sadece bir maç kaybettik. Bu da iyi bir olaydır bizim için. Bursa Spor takım bana göre ligin lideridir. Lideri demekle bu puan cetvelindeki yeri kastetmiyoruz tabi. Ama oynamak istediği, Türkiye'deki değiştirmek istediğimiz pozitif futbolu, daha doğrusu düşünce reformunu sahada uygulamaya çalışan bir ekip görüntüsü verdiği için çok mutluyum ben. Önümüzdeki günlerde şunu iddia ediyorum. Bursa Spor takımı Türkiye Ligi'nin üst sıralarına çok hızla yükselecek bir takımdır. Bulunduğu yer hiç de ona yakışan bir yer değildir diye kabul ediyorum.